Selam dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine efsane bir banne hassas hassasiyet videosuyla beraberiz arkadaşlar Bugün yanımızdaki video konuğumuz arkadaşlar eski mi eski ama bir o kadar da efsane bir cihaz Note 8 Pro bildiğiniz gibi 60 FPS destekleyen zamanın efsane telefonlarından Note 8 Pro'dan giriş yaptım arkadaşlar bugün Ve bu telefona sıfırdan bir hassasiyet ayarı yapacağız Sizlerle beraber hem de nasıl yaptığımı da görmüş olacaksınız Şimdi ilk defa girdiğim için e, telefona tabi şu anda ayarlar hep bozuk yani kontroller olsun asasiyet olsun büyük ihtimal bozuk ama eğitim moduna girmeden önce bu telefon eski olduğu için hemen bir gelişmiş kontrolden abi şu önemli anlarla yeni ilgi tekrarını bir kapatayım abi cihazda kasma donma olmasın bu arada grafikleri de girmeden hemen göstereyim savaşlarda akıcı ve aşırı kullanıyorum arkadaşlar düzgünleştirme kapalı güç tarafı Güç tasarrufu kapalı, parlaklık full ve lobiye döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıcı ve güç tasarrufu kullanıyorum. Neden? Çünkü lobiye döndüğümüz zaman arkadaşlar burada cihazınızın soğumasına yani ısınıyor çünkü oyunda. Lobiye döndüğümüz zaman da soğumasına izin vermeniz lazım ki tekrar oyuna girebilirsiniz. Bu da böyle bir aklınızda güzel bir taktik olarak kalsın arkadaşlar. Elefanınız varsa zaten hemen çok çabuk bir so soğutacaktır. Çünkü lobide FPS düşük olduğu zaman telefon soğumaya başlar arkadaşlar. Hemen şimdi oyuna girelim. Dediğim gibi şu an bu cihaza ilk defa giriş yaptım. Hesab girdim yani. Ee, bakın gördüğünüz gibi ateş tuşumuz var ama jiroskop çalışmıyor. Hiçbir şey yok. Zıplıyor mu? Ama zıplıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yatıyor mu? Yatıyor evet. Şimdi hemen gelelim arkadaşlar eee kontrolleri hemen kendi kontrol ayarlarımı buraya bir yapalım arkadaşlar. Şimdi ben oyuna girdiğim zaman nasıl bir kontrol ayarı yapıyorum sizler de görmüş olacaksınız. Aman dikkat edin aynısını yapmayın. Banyersiniz falan diyormuşum. Basılı tut. Nişanırken kamera dönüşünü istemiyoruz. Eğim kaydıran bir olay kendisi. Hızlı dürbün değiş aç. Ondan sonra acıma. Dikiz ateşimizi açıyoruz. Yine basılı tut diyoruz ve eğilirken kamera dönüşünü kapatıyoruz. Dört parmak oynadığımız için eğil ve dürbün aç yine kapalı da kalıyor arkadaşlar. Eğer 3 parmak oynasaydım bunu açmış olacaktım. Eğil ve dürbün açı. Şimdi bir kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi yine dikiz <laughs> dik ateşimiz gelmemiş. Acaba neden? <laughs> Bakalım dikiz modu. Evet açtık basılı tut yaptık onu hallettik. Hemen neden gelmedi? Hemen butonlara gelelim. Evet butonlarda burada gör, gözüküyor gördüğünüz üzere. Ee, zıplama tuşumuz yok. Onda neden yok göstereceğim birazdan. Şimdi eğitim modunda olduğumuz için büyük ihtimal acaba eğitim moduna mı gelmedi diye düşünüyorum. Ee, plan 2, plan 1, plan 2. Kaydet diyelim. İlginç. Dikiz ateş. Heh şimdi geldi. Kafayı yemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kafayı yiyebiliyor oyun. Basınca kendi kendine geliyor yani. Evet tiks ateşimize geldiğine göre e, şimdi zıplama tuşumuz gelmemiş. Şimdi gelişmiş kontrole girdik. Yani şu anda ilk kez bu telefona e, benim kontrol ve hassas ayarım girdiğim için sizde de aynı hesap olacak. Yani siz de bunları yapmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Burada e, atla ve tırman var. Gördüğünüz gibi bunu ayırmanız lazım. Çünkü ben iki tane atla ve kullanıyor. Biri atlıyor, biri zıplıyor. Biri de hotluyor arkadaşlar. Zıplıyor bakın. Şimdi bu zıplıyor. Ee, şu da hotluyor bakın bak sadece hotluyor gördüğünüz gibi hop hop yapıyor yani hop 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 şu da atlıyor bakın anladınız mı arkadaşlar biri atlıyor biri hopluyor o yüzden bunlar önemli savaştayken fight sırasında sadece hoplayacaksınız böyle hop bir de hop bir de hop bir de, yandan yandan diye şimdi gelelim tekrar şöyle bir düzenlemeye paraşüt tuşumuz burada niye böyle saçma salak bir şekilde kalmış onu da anlamadım ama gözü oraya koyuyorum ben ee, bu benim alıştığım ayar olduğu için şey arkadaşlar siz kendinize göre tabi bunu ayarlayabilirsiniz Hani ateş sağda solda fistan şurada aşağıda yukarıda önemli değil. Kontrol ayarlarında ateş sağdaymış soldaymış hiçbir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan ne burada? Joystick. Mesela joystick ben telefonu tuttum. Baş parmağımı koydum. Gördüğünüz gibi joystick baş parmağımın tam olarak hizasında olmak zorunda arkadaşlar. Biraz da küçük olsun. Çok da büyük olmasın. Şu üstteki de küçük olsun. Aynı bu şekilde. Bak şöyle göstereyim görmediyseniz. Elinizi tam baş parmağınız nereye denk geliyorsa bakın. Şöyle telefona koydunuz oynadığınız zaman baş parmağınızı indirdiniz indirdiniz koydunuz bir yere joystick de orada olsun arkadaşlar kaydettik şimdi genel kontrollerde benim e, kullandığım ayarlara yine bakalım ayarlamadığımız üçüncü şahıs nişancı bakış açısı falan filan hızlı koşu hassasiyetini yüzde doksan falan kullanıyorum arkadaşlar e, onu da yüzde çektik e, Hızlı koşmak eğilme modunu biter diye bir yeni şey geldi arkadaşlar. Onu da bilmiyorsanız açabilirsiniz. O da güzel bir özellik. Nişan yardımı tabii ki de her zaman açık. Şöyle bakalım ayarlayabildiğimiz şarjörle iptal, ateşle iptal, şarjörle iptal. Ee, bunu arkadaşlar e, şarjörle iptal, ikisiyle de iptal. İkisiyle iptal mi seçiyordum ben şimdi unuttum. Bayağıdır da oyun oynamıyoruz. Şimdi ateş ettiğimiz zaman örnek veriyorum şarjörde bastınız, şarjör tuşuna bastınız. Adam birden geliyor, ama ateş etmeniz gerekiyor işte 5 mermimiz veya 10 mermimiz var. Eğer ateşle iptal bas burada ateşle iptal tıklıysa arkadaşlar o cihaz ateş etmez mantıkene. O yüzden şarjörle iptale seçmeniz gerekiyor ki fight sırasında e, en azından 5 mermi gönderir. Belki birisi et çat gider yani. E, onu da öyle yaptıktan sonra arkadaşlar jiroskopumuz kapalıydı. Onu daima açık yapıyoruz. Ters jiroskop falan hayır diyoruz. Nişancı özelliklerine fıstan fıstan da hayır diyoruz. Şimdi 10 numara oldu geldik buraya. Evet, ayarlarımız şu an tamam gibi arkadaşlar. Jiroskop fistan fistan ayarladık. Şimdi normal bir hassasiyet ayarı yapacağız. Önce bir M416 alıyoruz. Bir tane de AKM alabiliriz arkadaşlar. İşte AKM oynuyorsanız alabilirsiniz. Ses çok küçük yazma çıkıyor bir bakalım. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar geldik buraya ayarlarımızı yapacağız. Şimdi bakalım şu joystick'e bakıyorum Joystick olmuş mu diye? Evet, güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Joystick'imiz e, güzellikle çalışıyor. Şimdi ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Bir hassasiyet ayarlara bakalım. Hassasiyet ayarlarımız bozulmuş mu? Pek de bozulduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Gayet güzel. Zaten e, özel ayarlar aç kapat kullanmıyoruz. Özel ayarları kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz arkadaşlar? Özel ayar e, demek ateş ettiğimiz zamanki hassasiyet ayrı. Dürbün açtığımız zamanki hassasiyet ayrı demektir. Yani yeni başlayan orta seviye ben profesyonel olduğum halde kullanmıyorum böyle düşünün. Çok da gereksiz gerekli bir olay değil ama illa kullanacaksanız hani anlatayım. Şu hassasiyet ayarıyla atışa bastığınız hassasiyet ayarı farklı oluyor. Bu da iki türlü bir ayar yapmanız gerektiriyor ve gereksiz bir olay ya dönüşüyor. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Şimdi burada farklı olarak bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi, ee, jiroskopla, hem jiroskopla oynuyorum ben, hem jiroskopsuz oynuyorum. İkisini de göstereceğim. Çünkü neden öyle oynuyorum? Şimdi bakın, ee, şimdi hiçbir eklenti almadık gördüğünüz gibi. Assassin'ı eklentisiz yapacağız. Hem daha iyi olacak böylelikle arkadaşlar. Eklentisiz yaptığımda eklentiyi bazen oyuna düştüğümüz zaman eklenti bulamıyoruz. O yüzden eklentisiz yapmak tabii ki de biraz daha iyi olacaktır. Şimdi hem jiroskopsuz hem de Jiroskop oynamanın faydası nedir arkadaşlar? Onu göstereceğim. Siz iki türlü de oynayabilirsiniz. Fark etme ben ikisini de göstereceğim. Şimdi jiroskopla oynayalım sadece. Diyelim şuradan bir araba geliyor. Bakın benim şu anda video çektiğim için sağ dirseğim koltuğun üstünde. Yani benim jiroskopum en fazla bu kadar dönebilir. Ekranda görüyorsunuz. En fazla bu kadar dönebiliyor. Bakın. Siz yatarak oynuyorsanız veya diz, dizlerinizin üstüne oynuyorsanız veya işte Fark etmez. Nasıl oynuyorsanız diyelim sizin jiroskopunuz böyle 360 derece dönüyor. O zaman tabii sizin hasat farklı olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi en fazla bu kadar döndürüyorum. Çünkü ekranı da görmem gerekiyor. Yani böyle şu kadar yarıya kadar falan döndürmüyorum. Ama diyelim şuradan bir araba geliyor. Ve ben atışa başladım. Araba gitti. Bakın bu yarıda kaldı benim. Gördüğünüz gibi yarıda kaldı. Yarıda kaldı. Eğer sadece jiroskop ile oynasaydım. Böyle mal gibi alacaktım arkadaşlar. Ki böyle oynayanlar da var. Profesyonel oynayanlar da var. Şimdi sadece jiroskopla oynadığımız zaman böyle bir saçmalık oluyor. Burada kalıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama jiroskopsuz da yani elinizle de yardım ederseniz bütün alanı kullanabilirsiniz. Şu anda biz sadece yarıya kadar alanı kullanabildik. Arabanın geçtiği diyelim yani buradan bir araba geçiyor. Şimdi tekrar jiroskop diyelim ki oynuyorsunuz. Hem de jiroskopsuz oynuyorsunuz. İkisi birden oynarsanız ne oluyor? Araba benim etrafımdan 360 derecede dönse arkadaşlar ben o arabanın içindeki düşmanı öldürürüm. Yani kaçması imkansız öyle diyeyim size. Ha mesela şöyle yapamazsınız. Çünkü burada dönüşüm kapalı. Anladınız mı? Burayı ben eğim kaymasın diye kapattım şu dönme şeyin. Dikiz atışı kapattık gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi tekrar bakın araba geliyor atışa başladım. Elimle de desteklediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Arabanın hiçbir şekilde kaçma ihtimali bile yok. Eğer sip'leriniz de düzgünse tabi Yani bazı arkadaşlar giroskopla oynuyor. Abi ben böyle burada kalıyor mesela çabalıyor, şöyle yapıyor, tekrar döndürüyor, şöyle yapıyor falan. İşte böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Neden gerek yok? Giroskopu ayarladığımız zaman giroskopsuz bir şekilde de ayarlarsanız çünkü ben oyuna giroskopsuz başladığım için daha avantajlıyım. Şimdi bakın e, lazer mesela benim 90'mış arkadaşlar. Giroskop kaçmış. Jiroskopum da 400'müş. Bakın. 400 jiroskop arkadaşlar beni sadece şuraya kadar getirebiliyor. Ama lazer 90 olduğu için ben 360 derece döndürebiliyorum. Ha ki lazeri 90 yapmanıza gerek yok. Lazer dediğim önceden de söyledim nasıl ayarlamak ayarlayacağınızı. Oyuna yeni başladıysanız arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Nişan alıyorsunuz. Baş parmağınızı sağ çekiyorsunuz. Şöyle yerdeki adamın kafasını, şu adamın kafasını görüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Geldiniz, dürbünü açtınız, sağ başmanızı çektiniz şu adamı gördünüz. Eğer ki buna alıştınız. Alıştıktan sonra ayarınız arkadaşlar arkayı görecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Her tarafına göre düşüyor. Mesela burada oluyor mu? Bakın burada olmuyor mesela. Benim hassasiyet mesela Note 12 Pro'daki hassasiyet şu anda bu telefonda olmuyor. Neden olmuyor? Öncelikle iki sebebi var. Birinci sebebine gelelim. Şimdi burada bir bakın gördüğünüz gibi dokunma tepkisi var. Xiaomi'lerde böyle bir saçmalık var arkadaşlar. Ee, burada mesela dokunmaya dayanıklı bölge kesinlikle yok olarak seçmeniz lazım. Ondan sonra mesela şunu arttıralım. Arttırdım. Arttıktan sonra deneyelim arkaya doğru. Yine değişen bir şey olmadı. Oldu gibi oldu gibi evet. Ya olmadı arkadaşlar değişen bir şey olmadı. Demek ki Note 12 Pro ile asasiyet ayarının uzaktan yakından alakası yok. Mesela ben 90 kullanıyordum bunu. Mecburen 95 yapacağız. Gördüğünüz gibi 95'te oldu. Yani ben arkayı görecek şekilde ayarlıyorum. Hani refleks falan olsun hesabı arkadan gelen biri olur gibisinden. Ama dediğim gibi ilk başta yarıya kadar ayarlamanız bunu idealdir arkadaşlar. Ee, zaten jiroskopsuz olayını gösterdim. Örnek veriyorum 3x. 3x e zaten jiroskopun mantığı. Spreye başlarsınız arkadaşlar. Bittiği yerde biter. O kadar basit. Bunu da e, tabi uzun şarjör alarak yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Hemen şuradan bir uzun şarjör alalım. Nerede lan şarjör? Uzun şarjör. Evet. Evet 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 evet. Şimdi. Diğerine niye almadı? Kardeşim diğerine de, diğerine de alacaksın ya. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Şimdi geldik 3x mesela sprey atacağız arkadaşlar. Onu da gösterelim ve videoyu bitirelim. Ve kodları da paylaşalım. Şimdi 3 kişi arkadaşlar bakın jiroskopla diyelim jiroskopla oynuyorsunuz. Sizin 40 mermi ile arkadaşlar atışa başladığımız zaman şöyle aşağı doğru handcam'den görüyorsunuz aşağı doğru diyelim yaptığınız jiroskopunuzu burada merminiz bitmesi lazım değil mi mantıkene? Yani. yani öyle olması lazım. Bakın başladınız. Mermi bitti. Elimde bitti artık. Yani gidecek bir yer kalmadı. Şu anda önümde masa var çünkü. Eğer benim önümde masa olmasaydı ve mikroskopun hassasiyetini daha farklı ayarlara bir ayarlayabilirdim. Eğer sizin önünüzde bir masa yoksa ve istediğiniz kadar eğilebiliyorsanız mikroskop hassasiyetiniz daha az olabilir. Değil mi mantıken yani arkadaşlar? Bunu kendiniz bu eğitim moduna girip kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Azaltıp çoğaltıp deneyebilirsiniz. Eğer jiroskopu çok böyle eğmeyi seviyorsanız azaltırsınız. Yok abi ben hafiften böyle eğeyim de hemen spey diyorsanız çoğaltırsınız. Bu kadar basit normalde. Şimdi Gelelim şimdi. Ben zaten sürekli pejiroroskop da atıyorum arkadaşlar. Attığım sprey bu. Hani her zaman bu şekilde atıyorum. Eee Ama dediğim gibi yine diyelim ki buradan bir araba geliyor veya çok hızlı bir şekilde adam koşuyor. Yine bakalım nereye kadar koşabilir ya da araba gidebilir. Ya araba şuradan kalkışa geldi. Buradan gidiyor arkadaşlar. Ben artık spreye başladım. Ben bittim arkadaşlar. Burada bittim. Gördüğünüz gibi şurada bittim yani. Araba çok hızlı gitse ben gördüğünüz gibi handcam'den elim dönmüyor. Çünkü neden? Koltukta oturduğum için elim dönmüyor. Araba gitti. Ateş etmeye ama ateş etmek istiyordum. O yüzden jiroskopsuz oynayanlar burada avantajlı oluyor. Hani jiroskopla oynayanlara söylüyorum. Jiroskopsuz da oynamaya alışırsanız eğer burada bir araba e, buradan bastı giderse atışa başladınız. Araba ne kadar hızlı giderse gitsin arkadaşlar arabaya elinizle veya çok hızlı gitti diyelim hemen elinizle anında önüne geçebilirsiniz bakın anında diyelim araba şuradaydı hemen yani anında geçebilirsiniz jiroskopsuzun da avantajı burada yani hareketli araba gibi şeylerde işe yarıyor. Yani sadece jiroskopla oynarım diye düşünmeyin. Oynarsınız ama böyle avantajlı durumlarda da maalesef yani işte stream'lerde örnek veriyorum işte savaşlarda falan böyle avantajı elinde olan kişiler her zaman kazanır arkadaşlar. E, ee, gelelim sprey mevzusuna. Sprey arkadaşlar her zaman çömelerek yani eğilerek atın. Yani bir yere sprey atacaksanız bir rakibe. da yaparken arkadaşlar yine. Bakın mesela diyelim ben atışa başladım. Sprey yukarı gidiyor bakın. Ne oldu? Demek ki benim hassasiyet ayarım az geldi. Hemen hassasiyet ayarıma girdim. Özel ayarlarım zaten kapalı olduğu için hiç üzülmeme gerek yok. Hemen buradan hassasiyet ayarımı arttırdım diyelim. Ve tekrar denedim mesela. Bu sefer de çok aşağı gitti. Demek ki bu sefer ne oldu? Fazla bir hassasiyet ayarı girmiş oldum. Hemen ortasını buldum. 25 30 yaptım diyelim. 30 yaptım. Baktım ki çok güzel. Hani oturduğum koltuğa da uygun, oturduğum yatağa da uygun. Nerede oturuyorsanız artık oraya uygun bir hassasiyet ayarı yaptınız jiroskopsuz. Jiroskopla yine aynı şekilde baş parmağınızı koyduğunuz yerden arkadaşlar telefonun aşağıdaki çizgide bitiş noktasına gördüğünüz gibi eliniz bittiği an hassasiyet ayarınız bu olması lazım. Yine yukarı giderse çok az bir hassasiyet yapmış demektir. Aşağı giderse de çok fazla bir hassasiyet yapmışız demektir. Atışa bastım ve başladım hassasiyet ayarını aşağı çekmeye. Bakın tam ayarı bitti. Benim elimde burada bitti arkadaşlar. Çünkü aşağı zaten yok öyle bir şey. Hemen bakalım. 3x'i gösterdim ben örnek olarak. 3x'de benim hassasiyet ayarım neymiş? 24'müş. Jiroskop'ta neymiş? 300. Bu ikisini ben kombinlemişim yani. Hemen son olarak arkadaşlar 6x'i de gösterelim. Olayı bitirelim. Şimdi 6x benim ayarım e, arkadaşlar hassasiyetlerde jiroskopla e, attığım için 6x de mesela benim ayarım 170. Tamam mı? Çünkü ben buna sprey atıyorum arkadaşlar. Bakın böyle sprey atabiliyorsunuz. 6x'e bile atabiliyorsunuz ama bu 6x'i biz hem keskin nişancılarda da kullandığımız için buraya gelip gelişmiş ayarlara girip buradan keskin nişancılar tek 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 hepsini ekleyip arkadaşlar buradan ne yapacaksınız? Jiroskopa spreye göre ayarladığımız jiroskopu arkadaşlar. Bakın jiroskop hassasiyeti yazıyor. 6 xini geleceksiniz buradan. Ne yapacaksınız? işte 80-90 neyse buraya ayarlayacaksınız. Ki Elinize bir M24 veya işte keskin nişancı geçince sapıtmayın. Sapıtır çünkü çok hızlı gelir. Bunu da kesinlikle buraya bütün keskin nişancılara girip hassasiyet ayarlarında unutma unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, bu hassasiyet ayarını gördüğünüz gibi paylaşıyoruz. 4 parmak ekrandan alırsınız arkadaşlar. Bu hassasiyet ayarlarımız e, bir de butonlarımız var tabii ki de. Butonlarımız e, nerede butonlarımız? Butonlarımızı paylaşalım bakalım. Evet. Bu da butonlarımızın kodu. isteyen buradan alabilir arkadaşlar. Ee, anlamadıysanız videoyu lütfen en başından itibaren izleyiniz. Jiroskoplu veya jiroskopsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama hem jiroskoplu hem jiroskopsuz oynamanın tadı da bir başkadır arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Uçanı kaçanı vurursunuz abi.